James Webb Uzay Teleskobu ben bu videoyu yaptığım sıralarda yolculuğundaydı ve kurulmaya çalışıyordu. Ortaya çıkabilecek kendisi için o kadar fazla sorun var ve bu sorunlar o kadar fazla önlem alınmış ki işin neredeyse artık tümü şansa kalmış durumda. Bu yüzden herkes James Webb Uzay Teleskobu'na iyi şanslar diliyor. Ben de. Bu operasyonun başındaki Dr. John Mather'e göre o kadar fazla önlem aldılar ve o kadar fazla deneme yaptılar ki üstüne hayıflanabilecekleri, acaba yanlış mı yaptık diyebilecekleri hiçbir şey kalmadığı için oraya gidiyor. Ve biz de zaten tam da burada ona iyi şanslar diliyoruz. Evet, konumuz bir yerde şans. Stoacı felsefede şansın yeri Dr. John Mather'in gördüğü şekilde belirtilmiş. Yani yapılabilecek tüm önlemler, yapılabilecek tüm aksiyonlar alındıktan sonra şans geçer. Sadece Stoacılarda değil, birçok dinde ve felsefede bu var. Mesela İslam'da da tevekkül bu şekilde biliyorsunuz. Yapabileceğinizi yapıyorsunuz, gerisini şans değil ama bir başka mistik güce emanet ediyorsunuz. Bu tip felsefelerde şans gelecekle alakalı bir şey. Geleceğin mistik olmasının getirdiği bazı sonuçlara bir protesto aynı zamanda. Elinizde kontrol edebilecek bütün değerleri kontrol etseniz bile kontrol edemediğiniz bir gelecek orada durmaktadır. Çünkü gelecek henüz yaratılmamıştır, henüz oluşmamıştır, henüz vuku bulmamıştır. Ve yapısı gereği onun mühendisliği yapılamaz. Ve kültürler mühendisliği yapılamayan gelecekle alakalı bütün kısımları şans denilen bir şeyle değerlendirilmektedirler. Şans birçok anlama gelse de, birçok kelimeyle karşılaştırılsa da, mesela Nebuk ismi bana anlamı çok sorulur. Anlamı biraz zor, yiddice bir kelime. Zor olması dediğin şans konseptine atfedilmiş şeylerin çok karmaşık olması. Nebuk şanssız demek, beceriksiz demek, sakar demek, kendisinden çok emin olamayacağınız kişi demek, talihsizlik demek aynı zamanda. Toplamda talihsizlik anlamına da geliyor. Fakat şans bunların hepsini karşılamıyor. Dediğim gibi gelecekle alakalı bir şey. Mesela sakarlık gelecekle alakalı bir şey değil. Sakarlık kişinin kendisinde olan bir şey olmasına rağmen yine de şansı içinde değerlendiriyor. Bunun nedeni mühendisliği yapılamayacak sonuçların tümüne şans diyor olmamız. Ve Stoacı felsefelerde mühendisliği yapılabilecek her şey bittikten sonra şansı işleme dahil etmeden aksiyon almayı görüyoruz. Bunun nedeni de dediğim gibi bir protesto olduğunu, geleceğin öngörülebilirliğini veya öngörülemezliğinin mühendisin veya o sırada yaşayan sizseniz sizin işleminize dahil olmayacağının bir deklarasyonu, öyle değil mi? Kendisinden emin olamayan tüm değerlerin sonucu olduğundan dolayı şans veya şanssızlık oldukça geniş bir şemsiye açıyor. Bu çok tehlikeli. Yani bir planda mesela James Webb Uzay Teleskobu'nda birbiriyle alakasız sorunların toplamına bir şanssızlık atfediliyor. Teleskop çok şanssızdı ya. Halbuki birbiriyle ilgisiz olayların neticesinde planlar beklenildiği gibi gitmemiş. Aynı şekilde şanslı olmak da böyle. Birbirleriyle alakasız iyi sonuçların toplamına şanslılık diyoruz, öyle değil mi? Birisi kendisinin şanslı olduğundan bahsediyorsa hep birbirleriyle alakalı olaylarda şanslı olduğundan bahsetmiyordur. Alakasız olayların da kendisi adına doğru rast geldiğinden bahsediyordur. Bu yüzden şans ve şanssızlık burada Stoacı felsefede doğru ele alınmakta ancak çok eksikleri var bence. Çünkü gelecekte bu kısmı mistik yapan şey genel bir mistiklikten farklı. Mesela doğa kanunları bizim kendisine karşı duyduğumuz hiçbir duyguyu önemsememektedir. Doğa kanunları bizim orada olduğumuzun farkında bile değildirler. Ve doğa kanunlarına bakış açımız da bu şekildedir. Fakat şans biraz daha farklı. Şans neredeyse bizim aksiyonlarımızla değişebilecek, etkilenebilecekmiş gibi duruyor. Yani gelecek bir doğa kanunu, bir kütle çekim veya bir elektromanyetik yasası gibi tamamen bize sırtını dönmüş değil. Tamamen kendi halinde ve kendi kurallarına gidiyor değil. Şansın içinde bulunduğu o geleceğin içerisinde bizim bir kontrolümüz var fakat bu kontrolümüzün neye sebep olacağını pek göremiyoruz. Bu yüzden şansın mistikliği bir yerde dini bir mistiklik. Bunların dışında Tanrı ve Mucizeler isimli bir video yapmıştım. Orada şansın nasıl kadir-i mutlak olduğunu göstermiştim. Şansın kadir-i mutlaklığı ve bizim değiştirebileceğimiz şeylerle, bizim sorumluluğumuzda olan şeylerle etkilenebiliyor olması onu dini bir öğe yapmaktadır. Yani nasıl bir mühendis bütün hesapları yaptıktan sonra işini doğaya ve şansa bırakırsa, inançlı birisi de bütün dualarını ettikten sonra cennet işini yukarıdaki üst varlığa bırakmaktadır. Şans aynı yetkileri tutmaktadır o üst varlıkla bu konularda, doğadaki herhangi biri için. Fakat insanlar için bu kadar açık olan, ya şanslı olmak gibi bir şey var hissi, hayvanlarda yoktur. Hayvanlar talihsizliklerine, mesela kaçırdıkları bir av için,
Bizim gibi üzülmezler. Ya o son virajı alsaydım yakalayacaktım geyiği demezler. Şanssızlık işte, bileğim burkuldu demezler. Ama açıkta kimsenin bulaşmadığı yaralı bir geyik bulduklarında da şanslarına sevinmezler. İşte ya bugün her ne yaptıysam bu geyik karşıma çıktı demezler. Ve yaptıklarını buna biçmezler. Yani şans onlar için bir konsept olmadığından dolayı vakalar onlar için dini öğeler hiçbir zaman olmazlar. İnsan da sanki önce şansı bulmakta, vakalardaki diğer olayların tümünü de şansı dinleştirerek, dini bir hale getirerek damıtmakta. Stoacı olsun, teistik olsun, şansa dair dini görüşler bence bir yerde güdük kalmaktadır. Çünkü konunun zamanla oldukça fazla ilgisi var. Geçmişte olan olaylar sadece bir çeşit de olabilir, öyle değil mi? Çünkü geçmişte gittiği için sadece bir çeşit olay örgüsü görürüz. Tek tür kalmıştır, tek örnektir geçmiş. Geçmişin bir başka gerçek alternatifi yoktur. Geçmişte olan her neyse bir tanedir. Gelecekte ise tam tersi sonsuz tanedir. Fakat biliriz ki bir tanesi olacak. Çünkü geçmişte olan her şey sadece bir şekilde olmuştur. Başka bir şekilde olmamıştır. Yani iki geçmiş yoktur. Sadece bir tane geçmiş vardır, değil mi? Karşımızdaki sonsuz ihtimallerden de sadece bir tanesi olacaktır. Karşımızda sonsuz farklı şekilde olma ihtimali olan bir gelecek olmasına rağmen biliriz ki ne kadar engin bir ihtimal denizine sahip olursa olsun buradan sadece bir sonuç çıkacak. Yani sonsuzda bir şansı var geleceğin aslında. Yalnız bu sadece bir çeşit olacak, kendisine sadece bir adet olacak ve şu an gelecekte sonsuz adedin içine gizlenmiş olan bu şeye erişimimiz yok. Bilgi erişimimiz yok. Ona dair fikirlerimiz var. Ona dair bazı ihtimal hesapları yapabilir ve daraltabiliriz. Mesela bir saniye sonra bu videonun devam edeceği ihtimali çok fazla, öyle değil mi? Yine de bu öngörümüz geçmişe kalacak olan o tek olaylardan bir tanesi mi olacak? Şimdi öyle oldu fakat eriştikten sonra oldu. Bu bilgiye zamanda ilerlemeden erişmemiz mümkün değil. Bu gelecekte olması ihtimali bir olan tek bilgi dediğimiz şey, eğer bizim geçmişteki olaylarımıza korelasyon gösteriyorsa biz şanstan bahsediyoruz. Yani şans eğer geçmiş yoksa pek de anlamlı bir şey değil. Geçmişe uygun olaylar bütünlüğüne gelecekte şans diyoruz. Bu da bize gelecekteki bilgiye erişemiyor olmamıza rağmen bu bilginin gelecekte oluşmadığını da bize gösteriyor. Evet, bilgi şu an gelecekte ve ona erişmiyoruz fakat bilginin geldiği köken gelecekte değil. Geçmişteki olaylara uyumlu bir şans veya uyumsuzluğu şanssızlık olacak. Ve burada insan faktörünü atlamamak lazım. Siz sadece bir insansınız. Nasıl geçmişte sadece bir geçmiş var, siz de sadece bir insansınız. Halbuki bunların pek birbirleriyle alakalısı yok. Yani sizin birden fazla insan olamıyor olmanızın nedeni sadece bir tane geçmiş olması değil. Ama şans içinden baktığınızda ikisi sanki aynı kümede değerlendirilecek gibi. İzin verin örnekleyeyim. 8 milyar insan var. Bu 8 milyardan sadece bir tanesi ben dediğim kişi. Ve 8 milyarda bir kişi sadece benim. Ve bu 8 milyar insanın başına gelebilecek, hafızamızı almayacak kadar fazla olay var. Ama sadece bir tanesi olacak bu olaylardan. Çünkü geçmişten sadece bir tane var. 8 milyarda bir tane ben olması ile gelecekteki çok fazla olaydan sadece bir tanesinin geçmişte kalabilecek olmasını aynı şans içerisinde değerlendiriyoruz. Ve böylece diyoruz ki ben şanslıyım çünkü gelecekteki olaylar ve o kadar insan içerisinden sadece ben. Bunların ikisi sanki birleşiyorlar, tek bir ihtimale dönüşüyorlar. Bu pek yenilir yutulur bir davranış biçimi değil. Aslına bakarsanız oldukça hatalı. Şansa bakış açımızı, şansın mistikliğine bakış açımızı çok yaralayacak buradaki yapacağımız incelemeler. Fakat bu incelemelerin de er ya da geç varacağı sonuç herhangi bir eleştirmenin neden sonuç zincirini bağlayamadığınız her şeye şans diyorsunuza gelecek. Halbuki pek öyle de değil. Şans bu kadar mühendisliği yapılamayan, tam olarak elle tutulamayan bir şey olmasına rağmen bir takım davranışlar gösteriyor aslında. Yani erişemediğimiz neden sonuç zincirinin tümü şansla ilgili değil. Tümü gelecekle alakalı evet, tümü determinizmle alakalı evet ama hepsi şansla alakalı değil. Hatta şans bu üstüne mühendislik yapılamıyor. Neredeyse soyut bir kavrammış gibi görünse de biz onun davranışlarına dair bazı şeyler söyleyebiliyoruz. Yani şans düşündüğümüz kadar soyut değil. Şimdi size şansla alakalı bir soru sorayım. İki tür olay anlatacağım. Bu iki tür olaydan hangisinde daha şanslısınız? Birincisinde loto oynadınız ve büyük ikramiye kazandınız. Tam 10 milyon dolar diyelim. 10 milyon dolar para kazandınız bir kere de. Bu ilk olayımız. Büyük ikramiyeyi tutturan loto oyuncususunuz. İkinci olayımızda ise bir gün eve geldiniz.
Salonun ortasında büyük bavullar var ve içerisinde toplam 10 milyon dolar var. Öylece duruyor. Ve sizin. Ve parayı alan kimse gelmiyor. Sonsuza kadar da o parayı alan kimse gelmeyecek. İlk olayda mı daha şanslısınız? İkinci olayda mı? Bunun cevabı pek kolay değil, fark ediyorsunuz. Loto'da şans oyunlarında çok ilginç bir şey yapılıyor şansa dair. Loto oyununa katılan herkesin şansları eşitleniyor belirli parametrelerle ve belirli mühendisliklerle. Yani mesela loto oynuyorsanız herkes aynı sayı grubu içerisinden sayı seçiyor. Herkese sonuç aynı gün açıklanıyor. Ve aşağı yukarı insanların şans oyununu deneyimleme biçimi de birbirinin aynısı. Ve büyük ikramiyeyi kazanan numara kombinasyonundan sadece bir tane var. Bu açılardan bakılınca şans oyunu sanki şansı alıp bir yere sıkıştırmaya, tam o loto çekilişinin olduğu ana, hatta loto çekilişinin yapıldığı ve topları çeviren makaraya emanet edilmiş o yere kadar sıkıştırmaya çalışıyor. Onun dışındaki her şeyi kontrol ediyor, her şeyi kuralına, kitabına uygun bir şekilde, mühendisliğine uygun bir biçimde inşa ediyor şans oyunları. Son anda ise şansı sadece bir noktaya ve bir ana sıkıştırıyor. Şansı bu şekilde sıkıştırmış. Fakat ikinci olayda ise başınıza bunların gelme olasılıkları o kadar farklı yerlerden ki herhangi bir eşitlik söz konusu değil sizin diğer insanlarla. Diyelim ki evinizin ortasında bulduğunuz bu 10 milyon dolar aynı hafta haberini aldığınız mahallenizdeki bir uyuşturucu baskını neticesinde orada. Ülkenizde bu kadar insan var, o mahallede oturan insan sayısı ise daha az. Halbuki lotoya ülkedeki her insan katılabilir. Daha başta bile şansınız farklı ve olayların sürdüğü dönem sizin 10 milyon doları alabileceğiniz zaman aralığında o evde oturma şansınız da diğer insanlarla kıyaslanamayacak ölçüde karmaşık ve çok bölünmüş, etrafa dağılmış ufak şansların toplamından siz salonunuzda 10 milyon dolar buluyorsunuz. Kimse durup dururken 10 milyon dolar koymuyor salonunuza, öyle değil mi? Kim bilir ne oldu da o para oraya geldi. Fakat loto için öyle değil. Kim bilir ne oldu o paraya geldi çok açık. Ne olduğu çok belli. Ve size nasıl geldi de belli. Lotonun çekildiği an dışında şansın bir yere kaçma olasılığı yok. Halbuki ikisinin de sonucu aynı. İkisi de 10 milyon dolar veriyor. Bu iki olayın sonucunda. Şans oyunları 10 milyon dolar kazanacağınız olaylar zincirinin şansla alakalı olan kısmını tek bir yere ve tek bir zamana sıkıştırırken salonunuzda bulduğunuz 10 milyon dolar ise bu şansı büyük bir zamana ve mekana yaymakta. Böylece biz şans oyunlarıyla şansın işe yaradığı, şansın harekete geçtiği o anı direkt gözlemleyebiliyoruz. Olduğu ana bakıyoruz ve buna rağmen hiçbir çıktı alamıyoruz. Yerini bu kadar net belirlediğimiz, zamanını bu kadar net belirlediğimiz, neredeyse bir hayvan gibi kafese alıp üzerinde inceleme yapma fırsatı bulduğumuz bu şans denen olguya dair yine de mistik olmayan hiçbir şey elde edemiyoruz. Loto özelinde konuşursak, loto çekilişini yaptığınız makarada kaos o kadar hızlı işin içine giriyor ki geriye saf şans kalıyor gibi. Hatta geriye saf şans kaldığı için şans oyunlarının ismi şans oyunları. Bunların hepsinin yanında şansa dair beynimizin de pek işe yaramadığı bazı hesap türleri var. Matematiğin bazı hesap türleri, ihtimal hesabı dediğimiz aile gerçekten beynimiz için çok zor. Monty Hall problemini duymuşsunuzdur. Ben Fanus yayınlarında bir kere bahsetmiştim. Bu video için bir kere daha bahsedeyim. Monty Hall bir televizyon programı sunucusu, bir şovu var. Şovunda ise katılımcıların araba kazanma şansları var. Monty Hall'un 3 tane kapısı var. Bu 3 kapının bir tanesinin arkasında araba var. Fakat 2 kapının arkasında da keçi var. Monty Hall problemi ise şöyle. Monty Hall sizden bir kapı seçmenizi istiyor. Diyelim ki 1, 2 ve 3 numaralı kapılardan 2 numaralı kapıyı seçtiniz. Monty Hall öncelikle o kapıyı açmadan diyor ki ben sana keçi olan bir kapıyı açayım da gör diyor. Ve seçmediğiniz diğer iki kapıdan bir tanesini açıyor ve keçiyi gösteriyor. Bak burada keçi var. Ve ardından Monty Hall diyor ki keçiyi gösterdim. Sen de ikinci kapıyı seçmiştin. Şimdi senin kapını açmadan önce son bir kez sorayım. Kapını değiştirmek ister misin? Birinci kapıda keçi var diyelim. İkinci kapıda da sizin seçtiğiniz kapı. Monty Hall diyor ki sana son bir şans veriyorum diyor. Kapını değiştirmek ister misin? Kapınızı değiştirdiğinizde mi şansınız artar? Matematik diyor ki kapınızı değiştirdiğinizde şansınız artar. Fakat bu o kadar zor bir problem ki. Yani %50-%50 kaldığına dair o kadar eminiz ki içten içe bizim sezgilerimiz. Sezgilerimiz bize diyor ki değiştirsem de değiştirmesem de sonuç çok değişmeyecek. Çünkü bir tanesinin arkasında keçi, bir tanesinin arkasında araba var. Ya bunun arkasında keçi var ya bunun arkasında araba var. Monty Hall probleminin 100 kapıyla oynadığınızda fark edeceksiniz ki aslında kapıyı değiştirmeniz şansınızı çok arttırıyor. 3 kapıda bile şansınız gözle görülür biçimde artıyor. 100 kapı var ve Monty Hall içinden bir tanesini seçmenizi istiyor. Bu 100 kapıdan diyelim ki 50. kapıyı seçtiniz. Ve Monty Hall diyor ki 50. kapıyı açmadan önce
Şimdi arkasında keçi olan 98 tane kapı açacağım. Ve bir kapı daha hariç geri kalan tüm kapılar açıyor ve hepsinin arkasında keçi var. Şimdi açılmamış kapılarda bir keçi ve bir araba kaldı. Değiştirirseniz mi şansınız daha fazladır, değiştirmezseniz mi? Birazcık düşünce göreceksiniz ki değiştirmeniz neredeyse elzem. Çünkü seçtiğiniz kapının arabalı kapı olmasının ihtimali çok düşük. Fakat Mantıoğlu'nun sadece arabalı kapıyı açmamış olması da çok büyük bir ihtimal. Çünkü diyelim ki 75. kapıya dokunmamış Mantıoğlu. Bir sizin kapınız var, bir de 75. kapı var. Mantıoğlu'na mı güvenirsiniz? Çünkü o arabanın yerini bilmese 98 tane keçi bulamaz. Kendi şansınıza mı güvenirsiniz? Akıl burada Mantıoğlu'nun dokunmadığı kapıyı değiştirmemizi söylüyor. Ve bizim şansımızı nasıl hesaplayamadığımızı ve şansın bizim için nasıl mistikleştiğini beynimizin yapamadığı bazı matematik işlemlerinden de görebiliriz. Şans neredeyse evren içinde evrensel. Ama bu zannedilmesin ki şans evren için yok ve sadece bizim için var çünkü biz bazı matematik işlemlerini yapamıyoruz diye görülmemeli. Evren için ihtimaller orada. Parçacıkların dalga fonksiyonu çöküşlerinde bir ihtimal durumu var. Evrende bir şekilde ihtimaller oradalar. Kaldı ki en detaylı onlarca sünen ve dediğim gibi karikatür derecesine hazırlık yapılmış James Webb Uzay Teleskobu her şeye rağmen işini şansa bırakmak zorunda. En materyalistik, en rasyonel tutumda bile evrende şansın olmadığını söylemek imkansız. Evet, biz anlarken zorlanıyor olabiliriz. Fakat evren de sonuçları ortaya koyarken zorlanıyor. Şans hiç kimse için kolay bir sonuç değil. Dinlerin, mitolojilerin ölümle ilişkisi çok belliyken şansla ilişkisi çok karmaşık. Ölüme atfedilen kesinliklerin çok azı şansa atfedilmiş. Biraz üstüne düşününce fark ettim ki özellikle çok tanrılı dinlerde şansla alakalı büyük bir sorun var. Antik Yunan mitolojisinden örnek vereyim. Şans tanrısı Fortuna kendisinin bugüne kadar başına gelmiş en iyi olayları tutuyor. Çok talihli, öyle değil mi? Çünkü talih tanrıcası. Şimdi bilgelik denilen hadiseye bakalım. Bilgi ve bilgelik farkını anlatan o ünlü şakayı hatırlatmak isterim size. Domatesin bir meyve olduğu bilgidir. Fakat onu meyve salatasına koymamak ise bilgeliktir. Yani bilginin bilgelik olması için arada bir olay zinciri gerekiyor. Ve bu olay zinciri bilgeliğin bekasına gerçekleşmiş ise bilgi bilgelik oluyor. Yani bugüne kadar öğrendiğiniz tüm bilgiler sizin ileride bilgeliğiniz olmayacak. Öyle olaylar yaşamalısınız ki elinizdeki bilgilerin bilgeliğe dönüştüğünü görebilin. Fortuna'nın sorunu şu. Eğer kendisi en şanslı tanrı ise elindeki tüm bilgi ki bunlar tanrısal bilgiler onun için hep bilgeliğe dönüşecektir. Çünkü bilgelik olay zincirine muhtaç duymaktadır ve Fortuna'daki olay zincirleri hep kendi bekasına çalışacağından dolayı Fortuna bildiği tüm bilgiyi bilgelik olarak alacaktır. Bu onu aynı zamanda en bilge tanrı yapar. Fakat en bilge tanrı Yunan mitolojisinde Zeus'tur. Fortuna değildir. Ancak en şanslıysanız en bilge de siz olabilirsiniz. Başka bir çıkar yolu yoktur. Yani Zeus'un Fortuna'dan daha bilge olmasının imkanı yok. Çünkü Fortuna'nın başına gelecek olaylar onu en bilge yapacaktır. Ve yine en şanslı tanrının tanrısal özelliklerin en güzeline erişebileceğini düşünürüz. Bilgelik de tanrıların tanrısı Zeus'un özelliği olduğundan dolayı yine bu özelliğin Zeus'ta değil Fortuna'da olmasını bekleriz. Çünkü tanrıların en şanslısı o değil mi? Ve bu özellik şansla elde edilmiyor mu? Dediğim gibi bir olay zincirine ihtiyacınız var. Mitolojideki bu karmaşık hata şansın olay örgüsüne ihtiyaç duyup duymamasına dair fikirlerimizin oturmamasından dolayı. Bu da yine ihtimal hesabı ve kaos hesabı yapamıyor olduğumuzdan dolayı. Yani şans orada var. Aynı ölümün orada olduğu gibi. Yani zihnimizde uydurduğumuz bir şey değil şans. Evren için bir gerçeklik. Evrenin en temel işleme biçimlerinden bir tanesi ihtimaller. Fakat aynı ölümde olduğu gibi ona affettiğimiz her şey mistik, dini öğeler içeren, kendisini bir yere sıkıştırmaya çalışsaydık pek sonuç alamayacağımız bir şey. Düşünün ölüm anını bugüne kadar kaç insan, hatta insanı da geçiyorum, kaç hominin deneyimlemiştir. Ölüm anının üstüne kaç hominin düşünmüştür. O anı tamamen kapsül edip onun neye benzediğini ve ölümün geri alınabilirliğini ne kadar araştırdıklarını hayal edin. Şans da aynen böyle bir şey.
Ve şans oyunlarında özellikle loto çekişini onun neredeyse küçücük bir kafesin içerisinde ve birkaç dakikalık noktaya sıkıştırmamıza rağmen bize hiçbir sırrını vermiyor. Fizikte bir dalganın dalga fonksiyonunu çöküp parça özelliği gösterdiği anı o kadar çok deneyimledik, teorilerimizi o kadar çok gösterdik ki Einstein'la bu yüzden kavgalık olduk. Düşünün. Yine de bize en ufak bir sırrını vermedi. Etkisi bu kadar büyük ve bize sırrını vermiyor. Bu onu dini bir öğe yapmak için yeterli. Bize sırrını vermeyen çok fazla olay var. Daha kısa bir süre öncesinde duvarda yürüyen kertenkelelerin duvarda nasıl yürüdüğünü bile bilmiyorduk. Duvarda yürüyen kertenkelelerin duvarda yürüme özelliğini din yapan hiçbir toplulukta yok. Çünkü o kadar etkisiz ki hayatlarına. Yani sırrını vermeyen her şey din değil. Sırrını vermeyip de bu kadar çok net görülebilen sonuçlar olan bir şey dine dönüşebiliyor. Ve şansın bu evren içerisinde insan zihni çalıştıkça hep dini, kadir mutlak, tanrısal bir özelliği olacak. Tüm tanrıların gidip teizmin tamamen silindiği bir gelecekte bile şans en materyalistik, en rasyonalistik açıdan bile mistik algılamak zorunda kalacağımız bir şey. Öyle ki James Webb Uzay Teleskobu üzerine düşündüğümüzde şans dilemekten başkasını yapamıyoruz. Tüm bilgimize, emeğimize ve dikkatimize rağmen mühendisliğini yaptığımız her olayda mistisizm bir yol bulup oraya sızacak. Mühendisliği yapılamayan zihin teatileri ise içerisine ölümün, şansın veya diğer mistik öğelerin sızamadığı ve buna rağmen tutarlı kalabilen düzlemler olacak. Ve biz her nedense mistisizmin sızdığı düzlemlere gerçek, sızamadığı düzlemlere sanal zihinsel süreçler diyoruz. Ve bu bence insan toplumlarının en talihsiz sanrısı.